Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve yeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Tabii mod tanıtımını almadan önce Peaceful'u almayı unuttum. Bugün tanıtacağımız mod şuradaki orlardan bilenlerin anlayacağı üzere Applied Energy Sticks. Tanıtıma başlamadan önce Applied Energy Sticks nedir diye bir kısaca bahsedelim. Applied Energy Sticks yeni bir depolama sistemi diyebiliriz. Basitçe itemlarınızı, bloklarınızı, madenlerinizi vesaireyi fiziksel objeden dijital objeye çevirip diskler üzerine kaydediyor. Mod bu mantık üzerine çalışıyor ve world generation'da, yani dünyaya eklediği bir şey var. Ve o da quartz. Kırdığımız takdirde quartz kristal çıkıyor. Bunun yanı sıra quartz dust çıkma olasılığı da var. Bu quartz dust'ın oranı tamamen rastgele, ama eğer silk touch'lı bir aletiniz varsa, mesela ben burada rock cutter kullanacağım, Gregtek'in eklediği. Gregtek tanıtımını da en yakın fırsatta çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde kırarsanız eğer direkt or olarak düşürecektir. Ve bunu açılırsa Pulverizer ya da Macerator'a sokarsanız 10 tane Quartz Dust elde edeceksiniz. Quartz Dust'lar hakkında ufak bir detay. Kristale çevrilebiliyorlar. 4 tanesi kompresöre sokularak. Industrial Craft kurulu olması lazım. Aynı şekilde tekrar da Dust'a çevrilebiliyor. Bu şekilde birbirleriyle bağlılar. Ayrıca bu çevirme işlemi için illa Industrial Craft kurulu olmasına gerek yok. Bu mod kendisi manuel bir yolda ekliyor ve şu meşhur donma oldu galiba. Evet. Modun itemlarına bakacak olursak eğer Applied Energy Sticks, tabii Rock Cutter bir Applied Energy Sticks item'ı değil. İlk olarak eklediği basit bir şey mevcut. Bulabilirsek eğer. Quartz Grindstone. Şu şekilde craft ediliyor. Buildcraft kuruluysa bu crafting diye galiba. Kurulu değilse nasıl? Gerçi ya Buildcraft ya da Industrial Craft'ın kurulu olması lazım bunun için. Çünkü bunların enerjilerini kullanıyor. Bunun dışında bu da lazım bununla birlikte. Ve gördüğünüz gibi buna dönüşüyor. Eğer bunun içine kuartz kristal atarsak ve şuraya sağ tıkla basılı tutarsak, gördüğünüz gibi bu işlemeye başlayacak. Biraz daha devam ettiğimiz takdirde tabii zaman alıyor bu. Evet, 4 tane quartz dust'a dönüşmüş olacak. Ama bunun dışında mesela bir iron ore'u alıp bunun içine atarsak, gördüğünüz gibi onu da işliyor şu an. Ve gördüğünüz gibi 2 tane iron dust'a dönüştü. Ve bu iron dust'ları pişirerek iron'a çeviriyor biliyoruz. Tamamen başlangıç seviyesi için bir maden çıktısını çoğaltma aracı. Tekrar mod itemlarına dönecek olursak eğer, burada networklere başlamadan önce direkt chestlere girişmek istiyorum. ME chest denen özel bir şeye sahip. Koyduğumuz takdirde bunu açıyoruz, fakat herhangi bir şey koyamıyoruz içine. Dur. Gördüğünüz gibi en ufak bir şey bile koyulamıyor içine. Çünkü bunun için iki şey lazım. Birincisi enerji bağlamamız. İkincisi şu storage unitlerden bir tanesini koymamız gerek. 4 farklı storage unit var. 1K storage unit 100, 1024 byte içeriyor, depolayabiliyor. Şu şekilde craft ediliyor. Bu da bu şekilde. Bu ise bu şekilde, ya da eğer Buildcraft kuruluysa
bu şekilde assembly table'da ve bu da bu şekilde. Quartz Cutting Knife tıpkı Red Power'daki Diamond Hand Saw'a benzeyen bir item. Crafting'lerde kullanılıyor ancak sadece durability, yani canı gidiyor. Bu en düşük depolama birimimiz 1024 byte depoluyor. Her item'ı attığınızda farklı tip için bir belli bir byte alan kaplıyor. Onun ardından sadece onun depolaması için çok ufak bir byte kaplıyor. Ayrıca bu kendi wrench'ini de ekliyor ve normal bir buildcraft wrench'i. Bu wrench bu şekilde craft ediliyor. Fakat Omni wrench'im de çalıştığı için ben Omni wrench'imi kullanacağım bu inceleme esnasında. Ve eğer bunu bunun içinden alırsak gördüğünüz gibi bu item hala duruyor içinde. Hatta içine başka şeyler de atalım. Ve gördüğünüz gibi byte sayısı artacak. Ama hala bu itemlar burada. Kendime başka bir ME chest daha veriyorum. Ve bu ME chest'i bunun içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi hala duruyorlar. Bunun yanı sıra diğer storage unitler bundan kat ve kat daha büyük ama yapımları kesinlikle daha zor. Bir üstüne gelecek olursak 3 tane şu storage cell'lerden ve bir tane daha şu basic prosesörden gerektiriyor. Dur. 16K'ya bakacak olursanız storage block gerektiriyor ve bu storage segmentler gerektiriyor. Bu advanced prosesör gerektiriyor. Advanced prosesör aynısının diamond'la yapılanı ve glowstone gerektiriyor. Bu ise storage cluster gerektiriyor. 3 tane storage block ve bir advanced prosesörle glowstone ve jam. Gayet pahalı bir şey. Ancak depolayabildiği miktarı bilseniz gayet edeceğini bilirsiniz. Yaklaşık 3 tane diamond chest'e eşdeğer item sayıda item depolayabiliyor. Evet. Bunun dışında şurada bulabilirsem eğer preformatter. Preformatter en buradaki ilginç itemlardan bir tanesi. Şimdi seni sileceğim. Diyelim elimize bunu aldık. Şuraya koyuyoruz. Buraya cobblestone ve 4 diyoruz. Cobble 4 diye adlandırdık ve format'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu yanında Cobble 4 adlı isimlendirmemiz gözüküyor. Bunun dışında preformatted olarak gözüküyor. Ve koyduğunuz takdirde içine bu ikisini atabiliyoruz. Fakat başka bir item'ı mesela normal stone atmayı deneyelim. Atamıyoruz. Bu iki item dışında hiçbir şey kabul etmeyecektir. Çünkü buna ayarlanmış durumda. Ve şimdi basit kısım, bu basit depolama olayını bitirdiğimize göre işin gelişmiş kısımlarına geçebiliriz bence. Ayrıca quartz hakkında ufak bir detay da bu tip itemlar da ekiliyor. Hız olarak nasıllar tam emin değilim. Ama yanlış hatırlıyorsam iron'dan dayanıklılar. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Beni suçlamayın. Şimdi ilk olarak ME Network işine girişeceğiz. ME Network tamamen bir ağ üzerinden depolama diyebiliriz. Bunun için bize ilk gerekecek şey bu. Ancak şu an herhangi bir enerji almadığı için ve buna bir MFI bağlayalım. Dur, MFI bağlamamıza gerek yok. Quantum Generator koyuyoruz. Bu enerjisini üretiyor. Quantum Generator başka bir moddan gelen, Creative için yaratılmış, herhangi bir crafting'i olmayan sınırsız EU yani Industrial Craft enerjisi üretme yoludur. Ayrıca bu cihaz gördüğünüz gibi extreme voltajı bile kabul ediyor şu an. Yani buna verdiğiniz voltajın bir önemi yok. Her türlü voltajı kabul eder. Ama sadece ihtiyacı olanın kadar kullanır. Evet, şu an bile 6 ünite enerji kullanıyor. Bu 6 ünite 3 EU'ya denk geliyor. Minecraft Joule olarak hesaplayacak olursak eğer
Bir Minecraftçül 5 EU 5 ünite ediyor. Yani onun üzerinden hesaplayabilirsiniz ve bu yakında erişime kapalı olacak. Bunda olduğu gibi. Hatta enerjisi bittiğinde bunlar erişime kapalı oluyor. Neyse. Bunu anlattığımıza göre... dur. Bunu anlatmadık. Tam detaylı. Bu ME Controller tüm ME network'ümüzün kalbi. Bu olmadan o ağımız çalışmıyor. Yani en az bundan bir tane olmak zorunda. En fazla da bir tane olmak zorunda. Çünkü birden fazla olurlarsa eğer birbirlerinin kafasını karıştırmaya başlarlar ve ağımız düzgün çalışmaz. Evet. Bunu tanıttığımıza göre şimdi bunları birbirine bağlayacağız. Şu an elektrik almıyor ancak bu. Hatta şu şekilde bir kırayım. Gördüğünüz gibi herhangi enerji almadığı için herhangi bir item göstermiyor. Fakat bunu koyduğumuz takdirde üstünün yanmaya başladığını göreceksiniz ve enerji almaya başlayacaktır. Sana da bir 64K koyayım. Gördüğünüz gibi bu da yeşil yanacaktır. Bu renklerin bir olayı var. Yeşil direkt içinde item kabul edebilir durumda. Darısı tüm slotlar dolu bir boş. Darısı pardon. Tüm slotlar dolu değil. Yani 63 farklı tip item kabul edebiliyorlar işte. Turuncu ise ya daha fazla item farklı tip item kabul edemez demektir. Ya da başka bir deyişle ya da başka bir noktayla pre-formatted demektir. Ha, ayrıca ufak bir detay daha, tıpkı Red Power'da olduğu gibi burada bloklar da birbirleri arasında enerjiyi aktarabiliyor. Yani illa kablo döşemize gerek yok. Bloklar da kendi aralarında iletişim sağlayabiliyor. Ve bize sıradaki gerekecek olan item ME Access Terminal. Ve gördüğünüz gibi bunun içindeki şeyleri aynen görebiliyoruz bunda. Hatta buraya da bir şeyler atayım ben. Ve eğer dikkat ederseniz hepsi tek bir slot şeklinde depolanıyor. Chestlerimizin ikisindeki itemleri de şu an burada görebiliyoruz. Bunun dışında arama yapabiliyoruz. Farklı sıralama şekilleri var. Bu tamamen önceliklerine göre, yani bu daha yakın olduğu için bu chest daha öncelikli, bu ikinci öncelikte ve onun itemlerini önde gösteriyor ve sırasına göre, oradaki sıralarına göre itemleri sıralıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu tam tersine çevirebilirsiniz. Bunun dışında isme göre sıralama var ve sayısına göre sıralama var. Bunun dışında sadece hem depolanan hem de craft edilebilir itemler. O craft edilebilir olayına daha sonra geleceğim. Sadece depolanır. Sadece craft edilebilir. Ya da ikisi, gene ikisi birden. Bunun bir kuzeni kabul edebileceğimiz başka bir blok ise bunun craftingini göstermeyi unuttum. Bunların daha doğrusu. Bu bir chest. Ironing, bolca iron ve bu. Bununla yapılıyor. Access terminal ise bu şekilde yapılıyor. ME cable'ları gelecek olursak, bu arada birkaç farklı renk cable mevcut. Bu cable'ların olayına daha sonra geleceğim. Normal craft ediliş yolu quartz fiber ve redstone. Quartz fiber ise quartz dust ve glass ile elde ediliyor. Şimdi bunun kuzeni kabul edebileceğimiz, ki yapımında bu kullanılıyor yine, storage cell'de kullanılıyor. Crafting terminal. Red Power'dan alışkın olanlar bunu Project Table gibi düşünebilir. Ancak bir farkla direkt sizin tüm depolamanızı, yani sizin tüm depolama biriminizi kullanıyor. Ufak bir detay, mod hala geliştirme aşamasında olduğu için burada mesela Industrial Craft'ın bazı itemları bug'lı. Yani onları craft edemeyebiliyorsunuz.
Bu tamamen modun hala geliştirme aşamasında olmasından kaynaklanan bir şey. Çok fazla aldırmayın. Ve bu basit kısmını anlattığımıza göre şimdi önemli bir kısma daha geçelim. Eğer benim Fiyatı Köfte serimi izleyenler varsa şimdi kullanacağım item'ı kullandığımı görecektir. Bu ME Driver. Bu şekilde koyuyoruz ve aynı renkler bunda da mevcut. Aynı renklendirme. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde konuluyor. Evet, gördüğünüz gibi pre-formatted ya da olmamasını buradan görebiliyoruz. Sıralarını da görebiliyoruz. Hangi sıraya yerleştirirsek gördüğünüz gibi sanki bir sunucuya disk takılmış gibi falan bunu gösteriyor. Aynı şekilde burada gene o itemlarımız listeleniyor. Şunu çekiyoruz. Bunlar yok. Bunu çekiyoruz. Bunlar yok. Ve buradan da item koyabiliyoruz. Mesela gözükmüyormuş tam. Mesela bunları koyabiliyoruz ve buraya atıldılar. Çünkü diğer diskimiz pre-formatted olduğu için sadece ona atanan şeyleri kabul edebiliyor. Bu sayede tek bloğa çok daha fazla şey sığdırabiliyorsunuz. Kısaca şu renkli kabloların olayına da değineceğim. Bunlar tamamen aslında iki farklı renk bence gayet yeterdi. Bunlar tamamen birbirlerine bağlanmayan ME2 kabloları. Ha, gene ikisi de standarta bağlanıyor. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız ağlar yapmaya çalışırsanız kullanacağınız şeyler. Yani bazen ihtiyaç olabiliyor bazı koşullarda, yani gelişmiş durumlarda. O durumlarda kullanacağınız şey tam olarak bu. Neyse. Bunu da kısaca anlattığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi crafting terminalini anlattık. Bunu anlattık. Disk drive anlattık. Chest'leri anlattık. Sırada ne var? Diyelim ki bunun içine, bu alın içine item atmak istiyorsunuz otomatik olarak. Core'inizden mesela. Bunun için kullanacağınız şey import bus. Kendimize bir chest verelim. Direkt diamond chest'i yer duruyorum. Ufak bir tavsiye, normal koyarsanız eğer rastgele bir pozisyonda girer, onu wrench'inizle yönlendirmek zorundasınız. Eğer inventory'e shift'e basarak sağ tıklarsanız eğer direkt inventory'e dönük olarak çıkar. Ve artık bu import pasımız buna bağlı olduğu için bunun içine ne atarsak atalım otomatik olarak çekmeye başlayacaktır. Şu an tek tek single item, yani tek tip item taşıma olayında olduğu için tek tek taşıyor. Kendime birkaç tane stack vereyim. Eğer bunu stack moda çevirirseniz, pardon, yanlış mı? Bunu birazdan anlatacağım. Stack moda çevirirseniz gördüğünüz gibi stack taşımaya başlıyor. Hızlı bir query için bence bu çok daha mantıklı. Bunun dışında active without list signal. Eğer buraya bir redstone sinyali verirsek ve şuradan itemları alırsak koyuyorum ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde buradan çekmediğini görüyorsunuz. Ama eğer redstone sinyalini çekersem gördüğünüz gibi tekrar çekmeye başlayacaktır. Diğer mod ise redstone sinyali varken çalışır. Redstone sinyalini kapattığımızda durur. En ilginç modlardan bir tanesi ise Pulse modu. 41 40 tamamen her redstone sinyali başına bir item taşır. Ya da redstone sinyali başına bir stack item taşır. Gördüğünüz gibi. Bu işte bunun modları. Şunların hepsini taşısın. Ben sıradaki item'a geçeyim hemen ardından. Applied Energistics'e gelelim. Import bus'ı tanıttık. Crafting'i şu şekilde: Sticky Piston, ME Interface, interface'in ne olduğuna birazdan değineceğim. O da bu şekilde craft ediliyor.
Ve sırada export bus. Export bus tam olarak import bus'ın tam tersi. Import bus bir chest'ten item çekerken export bus chest'e item çekiyor. Eğer normal koşullarda hiçbir harekette bulunmayacak, fakat eğer buraya stone'u koyarsak ve gördüğünüz gibi hayalet imajını koyuyor normalde, stone çekmeye başlayacaktır. Lever'ımızı koyuyorum, redstone'u açıyorum ve sinyalsiz aktif oluyorum. Sinyali kapattığımda tekrar çalışmaya başlayacak ve diğer modların hepsi de birebir aynı. Bunun yanı sıra başka bir item'ımız daha var. Storage bus. Storage bus ne diye soracak olursanız eğer... Ah. Storage bus tamamen şu diski alalım. Gördüğünüz gibi hala burada stone'ları görebiliyoruz. Çünkü bu storage bus bu stone'ları görebiliyor. Galiba buraya ufak bir filtre olayı mevcut. Ve gayet item'ları da koyabiliyoruz, evet. Bir çeşit chest'ler üzerinden depolama sistemi de yapabilirsiniz bununla. Pipe'lardan biraz daha tüplerden daha gelişmiş olabiliyor. Ayrıca storage bus'lar hakkında ufak bir detay daha. Diyelim factorization kurulu. Barrel'ın altına gelmek zorunda diye hatırlıyorum. Ve barrel'ı buraya koyuyorum. Lever koyuyorum içine. Ve gördüğünüz gibi barrel'ın içindeki lever'ları okuyabiliyor. Barrel, lever, haha, bum. Bunun dışında gelecek olursak storage monitor mevcut. Storage monitor ne diye soracak olursanız eğer buna bir item'la sağ tıklarsanız tüm depolama alanınızda o item'dan kaç tane olduğunu gösterir. Hatta farklı kaynaklara koyalım o item'ı. Şuraya koyduk. Gördüğünüz gibi buradakileri de algılıyor. Ama başka bir item'la sağ tıklarsanız o item'ı göstermeye başlayacaktır. Ama bunu önemli bir yolu var. Wrench'imizi alıp Shift'e basılı tutarak sağ tıkladığımız takdirde bunu kilitler ve artık herhangi bir item'la sağ tıklarsak hiçbir şey olmaz. Bunun dışında bir adet de upgrade mevcut. Şu Conversion Matrix'le Shift'e basılı tutarak sağ tıklarsak tıpkı barrel'lar gibi buradan item çekmeye başlayacağız. Ama maalesef buna item'ları geri koyamıyoruz. Ve tek tek de alamıyoruz. Direkt illa stack olarak almamız lazım. Ama olsun, gene de güzel bir mod. Evet, güzel bir özellik. Ayrıca bunu kırdığımız takdirde o matrix'imiz de aynen geri geliyor. Şimdi biraz azıcık gelişmiş bir şeye girişeceğim. Diyelim mesela benim Let's Play serimi, yani Fiyatlı Köfte serimi izleyenler bu yaptığım sistemi hatırlayacaktır. Lever Emitter diye bir şey kullanmıştım ben. Bir şey için. Bunu alıp Export Bus'a koyuyorum. Ve buraya ne koyalım mesela? Yine chest koyalım. Ve sen... Aslında dur, chest koymayalım. Çok daha farklı bir şey var aklımda. Yani çok daha farklı bir şey geldi aklıma. Alalım. Kendimize Powered Furnace verelim. Neden olmasın? Ayrıca şuna stone koyup bunu 512 diyelim. 512 olunca redstone sinyali ver. Ve sen de redstone sinyali olmadan aktif ol.
Ve taşıyacağın şey de tabii önce sana bir enerji sel lazım. Ve senin taşıyacağın şey de cobblestone. Hatta stack olarak aslında tek tek taşı. Aa, bu da craft ederek taşıyabiliyor. Bunun dışında bu item'ı dışarı at, sisteme geri koymamız da çok mümkün. Rahatça mümkün. Bunun için çıkış yapacağımız noktayı bu renksiz yapmamız lazım Therm Expansion makinelerinde. Şu şekilde bağladığımız takdirde gördüğünüz gibi çıkış yapmaya başlayacaktır. Yandan çıkışı alıyor. Ve bu sayede bunlar 512'ye tamamlandığında hızlıca tamamlayalım. Gördüğünüz gibi şurada redstone sinyali yanacak ve buraya artık item taşınmaya başlayacak. Tabii bu hala çalışıyor. Bunu da durdurabilirsiniz. Çok rahat bir biçimde. Level emittirmiş, pardon. 512 stone. Tamam. Durdu. Ama eğer buradan stone'ları çekmeye başlarsam bunlar tekrar çalışmaya başlayacak. Bu şekilde otomatik sistemler de kurabilirsiniz. Bakalım basit kısımlardan bahsedebileceğim başka bir şey var mı? Basit kısımlardan bahsedebileceğim diğer bir kısım. Dur, öncelikle size bir şey daha göstermem lazım. Gördüğünüz gibi enerji kullanımı artıyor her birim eklediğimizde. Kablolar çok ufak bir birim kullanıyor. O yüzden onları için fazla endişelenmenize gerek yok. Neredeyse 10 tanesi mi 20 tanesi mi ne bir ünite kullanıyor. Önemli bir şey değil. Interface'ten bahsetmedik. Interface kablomuzu alalım. Tamam. Bu network'e item koymak için başka bir yöntem. Diğer ulaşım yollarıyla iletişim kurmak için ve ayrıyeten ikinci bölümümüzde yani gelişmiş kısımlarda değineceğimiz başka bir şeyle daha kullanacağımız bir şey. Şimdi kendimize bir adet filter verelim. Hatta dur. Tabii tüplerle iletişim tüplere bağlanabiliyor muydu emin değilim. Bağlanıyordu diye hatırlıyorum. Evet, bağlanıyorlar. Şimdi tüp koyalım. Neden olmasın? Ve lever'ımızı alalım. Gördüğünüz gibi item sahnesinde buraya girdi ancak buraya girdiği andan itibaren artık network'ümüzün içinde. Bu Obsidian Transport Pipe ve Golden Transport Pipe alalım. Pipe'lar için de geçerli. Gördüğünüz gibi item sahnesinde buraya gelecek ve buradan çıkacak. Bunun dışında bir özelliği daha. Mesela şuradan yarım stack cobblestone alalım. Şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi burayı saniyesinde yarım stack cobblestone'la dolduracak. Buradan çektiğimiz saniye tekrar geri gelecek. Fazlalık direkt geri alınacak. Bu sayede kendime bir tane wooden pipe, transport pipe vereyim. Bir de chest ve Autarkic Gate of Energy Pulser ve gördüğünüz gibi buradan cobblestone'ları taşımaya başlayacak. Bu dışarıda item aktarmak için, dışarı item aktarmak için, daha doğrusu kontrollü aktarmak için gayet güzel bir yol. Evet.
sanırsam basit kısımları bu kadar. Hemen son bir kontrol edeyim. IOPort'a da değinebilirim şu an. IOPort iki farklı yönde çalışabiliyor. Network'e ya da storage cell'e şeklinde. Şimdi şu storage cell'i alalım. Kendime başka bir storage cell vereceğim. Boş olanı şuraya koyayım. Bu içeri şu itemları dolduralım. Evet, bu itemlarla dolduruyorum içeriği. Bunu aldım. Bunu geri koydum. Bu da itemların hiçbiri yok. Evet. Şu obsidian pipe'lar hariç. Ya onlar zaten vardı. Eğer şuna tıklar, şunu yaparsak network'e aktar dersek eğer şuradan gördüğünüz gibi şuraya koyduğum saniye buraya koyduğumuz saniye buradan network'e aktaracak ve artık tüm itemlar burada. Tam tersi şuraya koy bir saniye. Tamam koymuş zaten. Ve şu an burada hiçbir item yok. Şunu koyduğum saniye gördüğünüz gibi itemların hepsi burada. Evet. Bu da bu şekilde çalışan bir arkadaş. Senin craftingine bakalım. Daha sonra diğerlerinin craftingine bakmış mıydık? Tabii bulabilirsek. IO port bu. İki tane drive, bir tane cable. Drive'lar bu şekilde craft ediliyor. Storage monitör şu şekilde craft ediliyor. Crafting monitöre yani bir sonraki bölümde değineceğim. Storage bus bu şekilde craft ediliyor. Bu şekildeydi. Ayrıca bir kablo türüne daha değinmemiştim. Onu bulabilirsem. Dark Cable. Şu şekilde craft ediliyor. Ve bunun tam olarak yaptığı iş şu. Mesela kendime alakasız bir yerde mesela şurada bir adet dark cable ile birlikte bir ME chest yaratıyorum. Dark cable illa şey çalışmak için redstone sinyali gerektiriyor. Yani bu sayede nasıl diyeyim? Network'ünüzün bir kısmını devre dışı bırakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an buna erişemiyor. İçerisi bomboş. Şunları nereden okuyor bilmiyorum. Buradan okuyor. Boş verin. Buradan yani şuralardan bir yerden okuyordur. Şundan evet. Buradan geliyor pardon. Neyse. Eğer kendimize bir lever verirsek ve bunu yani redstone sinyali koyarsak gördüğünüz gibi artık bu itemlar tekrar görünür olacak. Redstone sinyalini kesersek bu itemlar görünmeyecek. Çünkü network'ümüzden kopacak. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız sadece enerji kullanıma bakın. 23 şu an. 21. Bu da aşırı karmaşık network'lerde işinize yarayabilecek bir şey. Tamamen network'ün bir kısmını devre dışı bırakarak daha dikkatli bir kullanım sağlayabilirsiniz. Ya da o kısmı zaten ihtiyaç duymuyorsunuzdur. O kısmı devre dışı bırakmak için kullanırsınız. Evet. Applied Energy Six mod tanıtımımızın ilk bölümünden bu kadar. İkinci bölümde karmaşık kısımlarına değineceğim. O yüzden yani ilk bölüm basit kısım, ikinci kısım karmaşık kısımlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.